ediyorum. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ediyorum İsmail. Neler var iddianamede? İpek tabii 22 sanıklı bir dava bu. Hı hı. 22 sanık hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddianameyi hazırladı. Bu sanıklardan bazıları tasdif edilmişler. Evvela şunu söyleyeyim İpek. Önce şunu söyleyeyim. Hı hı. Sanki bu iddianame bir işlenen bir suçu belirsizleştirmek isteseydik, failleri belirsizleştirmek isteseydik ancak bu iddianameyi yazardık. Ya bu iddianamede Sinan Ateş'in kim olduğu bile yazmıyor. Yani Sinan Ateş kimdir? Mesela onunla ilgili Ülkü Ocakları eski başkanı ifadesi yer almıyor biliyor musun? Ha şöyle var. Mesela sanıklar diyorlar ki Sinan Ateş Ülkü Ocakları eski genel başkanı biliyordum diyor 4-5 yerde. Fakat savcı iddianamesinde Sinan Ateş'in kim olduğunu ve niçin öldürüldüğünü yazmıyor. Yani ya bir cinayet işlenmiş, tamam mı? Bir cinayet işlenmiş. Bunun azmettiricisi var, iki kişi. Biri eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolga Demirbaş. Hı hı. Cinayeti işleyen 5 kişi var. Ve cinayete yardım edenler var. Ve bu cinayetin sebebi yok. İddianame bunu açıklamıyor bize. Yani bu iddianameye baktığımızda Sinan Ateş'in niçin öldürüldüğünü öğrenemiyoruz. Sadece sanıkların birbirine çelişen iddiaları var. Alacak verecek şu bu. Fakat Sinan Ateş niçin öldürüldü sorusunun 146 sayfada bir yanıtı yok. İnanır mısın? İsmail. Sinan Ateş'in kim olduğu yazmıyor. İnanır mısın? İsmail. Bir suçu belirsizleştirmek ve faili silikleştirmek için ancak böyle bir drama yazılabilir. İsmail, araya bir gireyim. Bunun üzerine de bir değerlendirme yapman gerekebilir çünkü. Ben de Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştüm. İddianame hakkında bilgisini sordum. İlk kez de bize konuştu. Olay gerçekleşir gerçekleşmez. Bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi diyor. 1,5 yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net. Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama önünde sonunda hesap verecekler. Ben buna inanıyorum. Bunun içinde elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun, haksız yere katledilen tüm canlar için ve Sinan için adalet istiyorum. Bir toplum aç, susuz, kimsesiz yaşar, ancak adaletsiz yaşayamaz. Bunun altında kalacaklar, önünde sonunda kalacaklar. Bunu kimse unutmasın diyor Ayşe Ateş. Yani diyor ki siz bunu 1,5 yıl bekleyip bunu yazmanıza gerek yoktu diyor yani. Yani 1,5 yıl beklemeden de bu yazılabilirdi diyor. Senin sözlerine çok benzer ifadeler olduğu için üstüne yorum yapmak istersin diye önden anlatmak istedim size. Şimdi 146 sayfalık bir iddianame var elimizde ve bu 146 sayfalık iddianamenin 135 sayfası zaten sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerini oluşuyor. Hı hı. Alt alta koymuşlar. Yani kopyala yapıştır yapmışlar. Yaklaşık 1,5 yıl ifadeleri alıp ucuca eklemekle yetinmişler. Bundan başka da bir araştırma yapılamamış zaten. Sadece belli HTS kayıtları, işte belli araç telefon ve araç bilgileri nerede sinyal verdiğini öğrenebiliyoruz. Bunlar önemli. Ancak tekrar vurguluyorum. Bu iddianame bize Sinan Ateş'in kim olduğunu söylemiyor. Sinan Ateş kimdir? Sadece ne diyor biliyor musun? Eski Hacettepe Üniversitesi akademisyeni. Yani iddianamenin girişinde Sinan Ateş için kullanılan... Evet onu söylüyorum. Şimdi Sinan Ateş için kullanılan ifade iddianameyi bir yandan da tekrar dönüp iddianameyi okumaya çalışıyorum. Burada maktulle ilgili vurgulanan ifade Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi olması. Bundan başka biz zaman zaman sanıkların onu tanımlaması haricinde bir bilgi edinemiyoruz. Sadece şu kadar geçiyor. Toplanan deliller ışığında maktulün olay tarihinde Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde akademisyen olduğu. Yani bundan başka bir vasfı yok. Ya şimdi Sinan Ateş Hacettepe Üniversitesi'nde tarih bölümünde akademisyen olduğu için mi öldürüldü?
Sinan Ateş'in eski Ülkücükleri Başkanı olduğu ve görevinden ayrıldıktan sonra özellikle son bir yıl içerisinde siyasi eylem ya da görüş farkları nedeniyle hedef gösterildiği bilinmiyor mu? Biliniyor. Fakat bundan bahsedilmemiş. Sinan Ateş'in Ülkücükleri eski başkanı olduğu sadece birkaç sanığın ifadesinde geçiyor. Savcının bundan haberi yok. Öyle anlıyoruz. İkincisi, bu cinayeti, bu iddianameye göre cinayetin sebebi belli değil. Ya en azından deyin ki alacak verecek anlayalım. En azından deyin ki komşu kavgası. En azından deyin ki ya geçmişe dair bir husumet var. O da yok. Yazmamışlar. Bir cinayetin sebebi yok. Bu iddianamenin iadesi gerekir. Fakat iade etme kudretleri de yok, ben biliyorum. Çünkü cinayetin sebebini nasıl yazacaklar? Bir şey söyleyeyim. Mesela bu iddianamede MHP iki yerde geçiyor. Birincisi, MHP'de genel başkan yardımcısı danışmanı olduğu bilinen tutuklu sanıklarına Emre Yüksel'in benim MHP ile ilişkim yoktur ifadesinde geçiyor. İkincisi ise 06 MHP plakalı bir arabanın sorgulanmasıyla ilgili geçiyor. Başka hiçbir yerde geçmiyor. İkincisi, Ülkü Ocakları ifadesi ise, sesim geliyor mu acaba? Geliyor İsmail, dinliyoruz. İkincisi ise Ülkü Ocakları ifadesi ise sadece sanıkların Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları'ndan tanıdığı yönündeki ifadelerinde geçiyor. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Fakat tabii bu iddianame her ne kadar sanki bir suçu soruşturmak için yazılmış olsa dahi bu iddianamenin bile örtemeyeceği deliller var ve o iddianameye bunlar girmiş. Bunlardan birincisi şu. Birincisi şu. Şimdi bu cinayeti işlemek için Doğukan Çep adlı bir kişiye belli ki ihale veriliyor. Bu Doğukan Çep kim? Bu kişi aslında 2013 yılında Gezi Parkı ile eş zamanda İstanbul Maltepe'de Gülsuyu bölgesinde uyuşturucu çetelerine karşı mücadele eden solcularla mafyatik gruplar arasında meydana gelen olayda ateş ederek o tarihlerde devrimci gençlerden Hasan Ferit Gedik'in ölümüne sebep olan kişi. Bu kişi bu cinayetten aranıyor. 35 yılda mahkum edilmiş. Ve aynı zamanda çeşitli bu türden kriminal olarak karışan bir kişi. Ve belli ki eski İstanbul Ülkü Ocakları'yla esnek bir ilişkisi var. Yani öyle anlıyoruz. Ve bu kişi bu cinayeti tasarlıyor. Kimlerle? Örneğin yine cezaevinden tanıştığı uyuşturucu ve benzeri kriminal suçlardan işlem yapılmış olan Eray Özyağcı'yı tetikçi olarak kullanıyor. Aynı şekilde Vedat Balkaya adlı kişiyi de o cinayette o motosikletli tim olarak yani tetikçiyi olay yerine götürüp kaçıracak olan motosikletli yetkili olarak kullanıyor. Onu da ayrıca gönderiyor. Bir de yine Kocaeli'nde cezaevinden tanıdığı Suat Kaya adlı kişi ise keşifçi olarak gönderiyor. Üç kişiyi gönderiyor. Ve bu kişiyi yani tetikçiyi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya nasıl gönderiyor? Özel harekatta görevli iki polis memurunun mihmandarlığında gönderiyor. İstanbul'da bir otoparka geliyorlar. Otoparkta iki polis memuru özel harekatçı arabaya biniyor. Eray Özyağcı onlarla beraber biniyor ve Ankara'ya gidiyorlar. Eray Özyağcı'ya sorarsan efendim bir husumeti varmış ona gitmiş. Polislere sorarsan gece eylem Ankara'da pavyona gitmişler. Eray Özyağcı güya dedesi hastaymış o yüzden götürmüşler. Tamamı birbiriyle çelişen ve yalan ifadeler. Fakat asıl doğru ne biliyor musun? O Ankara'ya pavyona gittik diyen polisler gece bu adamı bırakıp pavyona gitmeden geri dönüyorlar. Sabah 6'da İstanbul'a varıyorlar. Daha ilginç olan ne biliyor musun? Ankara'ya girerken polis noktasında durduruyorlar ve polisler kimliklerini göstererek hali hazırda emniyet tarafından aranmakta olan tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya sokuyorlar. Saldırıdan 3 gün önce bu oluyor. 3 gün önce. Ve 3 gün boyunca Sinan Ateş'in ofisinin etrafında keşifler yapılıyor. Ve Sinan Ateş'in öldürülmesinden hemen sonraki hareketleri anlatacağım size. İddianameye giren boyutunu. Tamam. Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolga Ağan Demirbaş saat 15 sularında 12.45-15 sularında Gölbaşı istikametinde Kadoyl adlı bir tesisin önünde duruyor. Kendisine sorarsan aslında İşte eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından birinin danışmanı olduğu ifade edilen Emre Yüksel'i orada beklemektedir. Çünkü beraber çiftliğe gideceklerdir. Gölbaşı'nda bir çiftlik. Kimine bir yerde atış talimi diyor, bir yerde piknik diyor. Fakat Emre Yüksel'in ifadesinde bu piknikten hiç söz etmiyor. Haberi yok. Ne zaman ki Tolga Demirbaş
böyle bir piknik gerekçesi ileri sürüyor. Emre Yüksel, ya evet hatırlamıştım diyor. Fakat telefon, fakat irtibat kuramadık ve ben çiftliğe gidemedim diyor. Tolga Andemirbaş ise piknik yerine Gölbaşı'na, çiftliğe tek başına gittiğini söylüyor. Fakat iddianamede bir iki gerçek durum ortaya çıkarıyor. Tolga Andemirbaş'ın efendim telefonu çekmiyordu, iletişim kuramadım dediğim Emre Yüksel'e bulunduğu yerin konum bilgisini gönderdiği, o konum bilgisinin de tetikçi Ere Özyağcı'ya geldiği, Ere Özyağcı'nın da motosikleti süren Vedat'a bunu verdiği, Vedat'ın da tetikçiyi alıp Tolga Demirbaş'ın arabayı kullan, arabasının bulunduğu efendim bu benzin istasyonunun bulunduğu yere onu bıraktığı anlaşılıyor. Bu trafikten öğreniyoruz ki iddianameye göre de öyle. Tolga Demirbaş tetikçi Eray Özyağcı'yı Gölbaşı istikametinde herhalde bir otoyol üzerindeki Kadıoğlu adlı bir dinleme bir benzin istasyonunda Emre Yüksel'e ait araçla alıyor ve bir çiftliğe götürüyor. Burası da Ankara'da bilinen Marco Paşa adlı diye bilinen bir kafenin sahibine ait bir çiftlik. Emre Yüksel de daha sonra oraya geliyor. Ne oluyor? İddialarına göre, tarih 30 Aralık ya, iddiaya göre Emre Yüksel aslında güya piknik yapacaklarmış, piknikten haberi yok. Oraya gidince ne aklına geliyor? İstanbul'a yılbaşı kutlamasına gitmek. İddiaya göre beraber İstanbul'a yılbaşı için geliyorlar. Fakat yılbaşı için gelip nerede kalıyorlar? Kurtköy'de. İstanbul'a gelip yılbaşında Kurtköy'de mi kalırsınız? Ama yılbaşı için de kalmıyorlar. Ertesi gün geri dönüyorlar. Sence neden geri dönüyorlar? İfadesinde diyor ki efendim çocuğum beni çok özledi. Hayır. Tetikçinin ifadesine göre tetikçi şunu kabul ediyor. Bir kere tetikçiyi Tolga Demirbaş'ın bulunduğu arabaya bırakan motosikleti kullanan Vedat Balkaya o arabaya bıraktığını söylüyor. Evet, bu arabaya bıraktım diyor. Tetikçi o arabaya bindiğini söylüyor. Arabayı kimin kullandığını söylemiyor. Ama ilginç olan şu. Tetikçi diyor ki biz aynı gün bir çiftliğe gidip sonra İstanbul'a geldik. Yani aynı akşam o da İstanbul'a geldiğini söylüyor. Pendik civarında kendisini bıraktığını söylüyorlar. Pendik'le Kurtköy yan yana. Pendik'le Kurtköy yan yana. Ve tetikçi aslında beş parasız olduğunu bildiğimiz bu tetikçi. Pendik'te daha önce yiyecek ve gıda sakladığını söylediği bu evde bir aya yakın süre kalıyor. Hatta bir buçuk aya yakın süre kalıyor. Ne zaman İstanbul'dan ayrılıyor biliyor musun? Depremin olduğu gün. İstanbul'dan Aydos'tan taksiye binip Edirne'ye biniyor. Botlarla karşıya geçmeye çalışıyor. Karşıda yakalanıyor. Yunan iddiasına göre Yunan polisi askeri bunu dövüyor. Gerisin geri gönderiyor ve teslim oluyor. Hatta kimliğini kendisini söylediği iddia ediyor. Yani aslında bu adam kaçabilirmiş de. Peki bu organizasyonu tek başına yapabilir mi? Sence kaçmayı yapabilir mi tek başına? Ben bunun mümkün olduğuna inanmıyorum. Bir hususu daha eklemek istiyorum. Tolga Demirbaş o gün, şimdi bu iddianameye göre Tolga Demirbaş hiç tanımadığını anladığımız, sesim geliyor mu acaba? Evet evet. Geliyor İsmail, dinliyorum. Bölmemek için de araya girmiyorum. Evet. Sesini Tolga Demirbaş hiç tanımadığını anladığımız bir kişiyi Ankara'da saldırıdan sonra arabasını alıyor. Emre Yüksel'le beraber İstanbul'a getiriyorlar. Ve sonra onlar geri dönüyorlar. Niçin? Sonra iki tane özel harekat polisi. İki tane özel harekat polisi bir tetik kırmızı bülten pardon özür dilerim. Emniyet tarafından aranan bir kişiyi ve yine 35 yıl ceza yemiş ve aranmakta olan Doğukan Çep'in talimatı üzerine niçin Ankara'ya götürür ve niçin geri döner ve bu organizasyonu iki tane firari insan yapabilir mi? Buna güçleri yeter mi? Ve bu iddianamede Tolga Demirbaş'ın çeşitli polis görevlileriyle, hatta dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri MYK ile yaptığı yazışmalar var. Bunlar rapora girmiş ve bu yazışmalarda Tolga Demirbaş polis memuruna Sinan Ateş için onun ipini çektiler diyor. Ve bu iddianamede sadece bir cümle olarak geçiyor. Bu cinayetle sanki bu cümlenin hiçbir bağı yokmuş gibi davranılıyor. Bu iddianameye göre bu cinayet, geçiyorum siyasi bir cinayet olmayı, adi bir cinayet bile değil. Niye öldüğü belli değil. Niye öldürüldüğü belli değil. Ve bu cinayetle bağlantılı olarak diğer şüpheliler varsa olduğu iddia ediliyor. Onlar bu cinayetle nerede bağlı o da anlatılmıyor. Peki. Aynısını mesela bu cinayetle bağlantılı bir diğer eylem
bundan 8 ay önce meydana gelen Mersin'de eski Hürriyetler Başkanı Çağrı Inler'e yönelik saldırıyla ilgili açılan davada da aynısı olmuştu. O davada da hiçbir siyasi itham yoktu. Evet. Sanki o davada hiçbir siyasi gerekçeyle işlenmemişti. Ya bu cinayetle o cinayet arasında bağ bile kurulmuyor. Sinan Ateş, yani Ankara'da sebepsiz yere öldürülmüş bir insan olarak bu iddianameyle kayıt altına alınmış durumda. Ancak bu iddianame bile en azından işte Tolga'nın Demirbaş adlı kişinin tetikçiyi olay yerinden kaçırıp İstanbul'a götürdüğü bilgisini bize veriyor. Ya, Türk polisinin düşürüldüğü durum, için acısı durumu buradan okumak istiyorum. Bu tetikçi anlatıyor, Eray Özyağcı. Bu tetikçi uyuşturucu, gasp, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan çocukluktan beri hakkında işlem yapılan biri. Ve polislerden biri, yani onu Ankara'ya götüren polislerden biri ablasının mahallesinden tanıdığını ve arkadaşı olduğunu söylüyor. Ya bir özel harekatçı polis, gasp, hırsızlık, yan kesicilik ve bu tür suçlarla iştigal etmiş biriyle neden arkadaş olur? Bak diyor ki tetikçi, İstanbul'dan Ankara'ya giderken bu aracı hatırladığım kadarıyla Aşkın isimli özel harekat polisi kullandı. İstanbul'dan Ankara'ya gelirken Ankara iline yakın bir yerde hatırladığım kadarıyla polis uygulama noktası vardı. Uygulamaya girdiğimizde direksiyonda kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Direksiyondaki sürücü polis kimliğini uygulama noktasında durmadan devam ettik. Ya bu utanç verici değil mi kardeşim? Bu utanç verici değil mi? Bir iki tane trafik, iki tane özel harekat polisi bir tane tetikçiyi alıyorlar. Trafik kontrolüne takılmasın diye Ankara'ya götürüyorlar ve başka polis memurları onları durduruyor ve bu durdurma sırasında kimliklerini göstererek tetikçinin oradan geçmesine sebebiyet veriyorlar. Ya bu utanç verici değil mi? Bunun hesabını kim verecek ya? Türk polisinin düşürüldüğü durumun hesabını kim verecek kardeşim? Yine toparlayalım burada İsmail. Birkaç bölüm son bir toparlayalım. Burada, evet. Burada, ya Tolga'nın Demirbaş'la yazıştığı İşte Sinan Ateş'in, Tolga'nın Demirbaş, şu bilgileri de vermem gerekir. Tolga'nın Demirbaş, emniyetle sıkı fıkı bir adam. Emniyetin her noktasında tanıdığı var. Tanıdığı insanlardan biri de dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri M.E.A. Burada da şüpheli kendisi. Şimdi bu kişi, yani Cinayet Büro Amiri olan komiserle Tolga'nın 2 yıldır polis ortamından tanışıyorlar. Cinayetten 8 ay önce Tolga'nın Sinan Ateş'in cep telefonunu veriyor ve emniyet kayıtlarından adres bilgilerini sorgulanıp sana kendisine gönderilmesini istiyor. Komiser de bu telefon numarasını sorgulayınca karşısına Sinan Ateş'in adı çıkıyor. Aralarında konuşma şöyle. 10 Mart 2022. Bu Mersin'deki saldırıdan hemen sonra oluyor. Mersin'de Sinan Ateş'in arkadaşı Çağrı Ünlü'yle yapılan saldırı hemen sonra. Tolga'nın Demirbaş diyor ki, amirim bizim genel başkan istedi. Ülkücüde genel başkanı kastıyor herhalde. Evet. Bizim genel başkan istedi. Telefon numarası bu. Sinan Ateş'in numarasını veriyor. Adres lazım bize. Sana zahmet olmazsa. Komiser diyor ki, estağfurullah bakalım reis. Bakıyor ve sonra diyor ki, reis önceki genel başkana çıkıyor bu numara. Tolga'nın diyor ki, aynen reis, onun ipini çekmişler. Komiser birazdan arıyorum diyor reis. Sonra Tolga'nın cep telefonu notlar bölümünde Sinan Ateş'in numarası, adres bilgisi kart olarak bulunuyor. Cinayetten bir süre sonra bu arada Emre Yüksel'in, bu da sürekli tutuklu sanık, Emre Yüksel'in eski ülkeye genel başkan yardımcısı Emre Yüksel'in talebi üzerine Sinan Ateş'in avukatının plakası sorgulanıyor bu kez. Şimdi aynı komiser hem cinayetten bir gün önce hem de cinayetten sonra çeşitli telefon trafiklerine giriyor Tolga'nın Demirbaş'la. Cinayetten sonra girdiği konuşmayı ağzını yoklamak için aradım diye açıklıyor. Fakat aynı komiser de cinayetten sonraki 8 ay boyunca 30 Ağustos 2023'e kadar bu cinayet soruşturmasını sürdürüyor. Şimdi aslında bence el çektirmesi gerekirdi. Fakat kendisinin avukatları ise diyorlar ki, her ne kadar tanışıyor olsa da aslında bu telefona da el koyan, işte Tolga'nı tutuklayan M.A.'dır diyor. Bununla beraber iki bilgi daha söyleyeyim. Emre Yüksel de Tolga'nın Demirbaş'ta telefonlarını sıfırlamışlar. Telefonlarını sıfırlamışlar.
Hatta Emre Yüksel telefonum kırıldı attım diyor. Telefonum kırıldı attım diyor. O atıp kurtulmuş. Tolga Demirbaş sıfırladığı için bu elindeki telefon konuşmaları ele geçirilmiş. Şimdi bu cinayette şu iddianameye baktığımızda tekrar vurgulamak istiyorum. Ya Ankara'da evet. kuş ölse kardeşim dersiniz ki ya bunun da ölümünün sebebi şudur. Fakat bu iddianameye göre iddianameyi şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki Mahdur'un olay tarihinde Hacettepe'de akademisyen olduğu, onu öldürmek üzere Doğu Kançak ve Tolgan Demirbaş'ın planlama ve tasarlama yaptıkları. Niçin belli değil? Niye tasarlamışlar kardeşim bu adamı? Niye planlamışlar? Nedir sebebi yani? Evet. Olayı ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle, hangi araçla gerçekleştireceklerini olay öncesinde, sonrasında, sırasında neler yapacağını detaylı şekilde planladıkları ve bu plan doğrusu icra ettikleri. Yani niye bu kadar planı yapmışlar? Değil mi? Evet. Bunun bir cevabı icrası, yok. Bir gerekçesi olmaz mı? Bunun bir cevabı Bunların yok. Bunların bir cevabı yok. Ve burada ama şu kritik bilgi önemli. Ya o kadar ki Tolga Demirbaş başka polisleri arayarak Sinan Ateş'in uçuş bilgilerini istiyor. Muhtemelen işte gittiği havalimanında belki bir şey olacak. Şimdi Tolga Demirbaş'ın Maktun'un öldürülmesi için olaydan önce plan ve hazırlık yaptığı, olay gerçekleştikten sonrası işte plakalı araçla Gölbaşı civarında bir yerde bekleyerek olay mahalline şüpheli Vedat Balkaya'nın sürdüğü motosiklet ile onun arkasında bulunan tetikçiyi araca bindirerek kaçırdığı ve azmettiricilerden biri oldu. Ya niye azmettirmiş? Nedir bunun sebebi? Tanımıyor, bilmiyor. Sinan Ateş'in öldürülmesini niye azmettiriyor? Bu iddianamede bunun cevabı yoktur. Çünkü belli ki siyasi nedenlerle, bu cinayet siyasi nedenlerle işlendiği için siyasi nedenlere de iddianame koyulamamıştır.